bir hatırlatma yaparak başlayayım. Bu bir clicker yarışmasıdır. Belki de bu yılın en son clicker yarışmasını oynuyorsunuz. Uygulama 3 şampiyonluğunu korumak istiyor. Sanırım hiçbir uygulama birden fazla kazanamadı, değil mi? 2'den fazla kazanan uygulama var mı? Bu son şansınız olabilir. Eğer sizin uygulamanız kazanamadıysa veya yarışmayı ikinci kez kazanarak kesin bir zafer istiyorsanız bu oylamaya katılın. Baskı yok. Devam edin ve clicker sorusunu cevaplandırın. Son 10 saniye. Burada doğru cevap B şıkkıdır. Bu sorudaki püf noktası birinci dereceden bir tepkimenin yarı ömür eşitliği ile ikinci dereceden bir tepkimenin yarı ömür eşitliğini ayırt etmektir. Pek çoğunuz bunu yapmış. Bu clicker sorusunu bu noktayı göstermek için seçtik. Son sınavda size bütün eşitlikler verilecek. Fakat burada pek çok eşitlik olduğu için bunların her birinin ne olduğunu bilmeniz, eşitlikleri hatırlamanız gerekecek. Şimdiye kadar tek saatlik sınavlarda sadece o materyallere ait eşitlikleri veriyorduk. Son sınavda birinci sınav, ikinci sınav, üçüncü sınav ve dördüncü sınav materyallerinin eşitlikleri bir arada verilecek. Bunların üzerinde ne oldukları yazılmayacak. Örneğin birinci derece yarı ömür eşitliği, boşluk denklem gibi. Yapmanız gereken şey hangi eşitliğin uygulanacağını teşhis etmek. Bu eşitlikleri hatırlamak zorunda değilsiniz. Fakat hangisini uygulayacağınızı bilmeniz gerekir. Sınav için materyalleri gözden geçirirken lütfen bunun üzerinde biraz düşünün. Şimdi konuyu değiştirelim ve tepkime mekanizmalarını konuşalım. Bu 10 numaralı problem setindeki son soru türüdür. Reaksiyon mekanizmalarını incelediğimizde hız yasasının çoğunlukla deneysel olarak tayin edildiğini görürsünüz. Sonra bu mekanizmanın hız yasası ile uyumlu olup olmadığını denemek isteriz. Buradaki özel tepkime şudur. İki tane azot monoksit gazı, bir tane oksijen gazı ile tepkimeye girerek İki tane azot dioksit gazı oluşmaktadır. Deneysel hız yasası belirlenmiştir. Buradaki K sabitine K gözlenen adı verilir. Ve bu hız sabiti hesaplanmıştır. Ayrıca tepkimenin derecesini de biliyoruz. Bu hız yasasında tepkimenin toplam derecesi nedir? 3. Azot monoksit için ikinci dereceden, oksijen gazı için birinci dereceden. Böylece toplam üçüncü dereceden bir tepkimedir. Peki, sizce bu tepkime tek basamaklı mıdır? Hayır. Eğer üç reaktif aynı anda bir araya gelip tek adımda bir ürün oluşturursa buna ne deriz? Termoleküler. En son derste termoleküler tepkimelerin çok nadir olduğundan söz etmiştik. Burada iki tane azot monoksit ve bir tane oksijen gazının bir araya gelip bir ürün oluşturması pek mümkün değildir. Burada muhtemelen birden çok adım bulunmaktadır. Tahtada ve notlarınızda gördüğünüz gibi bu tepkime için iki adımlı bir mekanizma önerilmiştir. Bu iki adımı konuşalım ve bu mekanizmanın hız yasası ile uyumunu irdeleyelim.
deneysel olarak bulunmuş hız yasası ile uyumlu olup olmadığına bakalım. İlk adımdaki tepkimede iki tane azot monoksit molekülü bir araya gelir. Bunun hız sabiti küçük K1 okun üzerine yazılmıştır. Geri yöndeki tepkimenin hız sabiti K-1'dir. Bu ters sınır tepkimede N2O2 ara ürünü oluşmaktadır. İkinci adımda oksijen gazı ara ürün ile tepkime verir. Bu tepkimenin hız sabiti K2'dir. Tepkime sonunda iki molekül azot dioksit gazı meydana gelir. Şimdi her bir tepkimenin hızını yazabiliriz. İleri yöndeki tepkime hızı eşittir. Bu tepkimeye göre K1 çarpı azot monoksitin karesidir. Tekrar ediyorum. Bu adım elementer tepkimedir. Bu nedenle tepkime hızını olduğu gibi yazabildik. Bu adım için hız yasasını tepkime stökiyometrisini kullanarak yazabildik. Toplam tepkime için bunu yapamazsınız. Fakat elementer tepkime için veya mekanizmalardaki bir adım için olduğu gibi yazabilirsiniz. Buradaki tepkimenin derecesi nedir? Birinci adımdaki tepkimenin derecesi nedir? 2. Molekülaritesi nedir? Bir molekülerdir. Bu terimlerin bir kısmını kullanmaya alışıyorsunuz. Şimdi geri yöndeki tepkimeyi yazalım. Hız sabiti nedir? K-1 çarpı nedir? Evet, N2O2 olacak. Bunun derecesi nedir? 1. Buna ne isim verilir? Evet, unimoleküler. İkinci adımda ne olacak? Hız eşittir. Bu bir clicker sorusudur. Son 10 saniye. Pekala. Bunu olduğu gibi yazacağız. K2 çarpı oksijen gazının derişimi çarpı ara üründür. Buradaki toplam derece nedir? 2 ve bir moleküler olmalıdır. Burada iki adım vardır. Her birinin hız ifadesini yazdık. Bizi azot monoksitin oluşum hızına göre yazılmış toplam tepkimenin hızı ilgilendirir. Şimdi azot monoksitin oluşum hızını düşünelim. Son adımda iki tane azot dioksit oluşmaktadır ve bunu yazmak için sadece son adımı kullanacağız.
Burada iki tane azot dioksit molekülü oluşmaktadır. Buraya iki koyacağız. Çünkü azot dioksit derişiminin hızı iki kat artmaktadır. Eğer bu miktarda azalırsa. Kitaplarda bu eşitlikle ilgili bir uyuşmazlık vardır. Son adımda iki molekül oluştuğu için buraya iki konulmalıdır. Fakat cevap anahtarlarında her zaman bulunmaz. Geçmişte şöyle yapıyordum. Buraya iki koyarsınız ki öyle olmalıdır, çok iyi derdim. Fakat iki koymazsanız da kabul ederdim. Bunun için soruyu götürmezdim. Çünkü kitap bunun kullanılması hususunda kararlı değil. Burada iki rakamı görürseniz, iki şey meydana gelmişse bunun nereden geldiğini öğrenmiş oldunuz. 2 çarpı K2, son adımın hız sabiti, oksijen gazının derişimi ve N2O2'nin derişimi. Böylece son adımın hız ifadesinin 2 ile çarpılmış şeklini yazmış olduk. Çünkü iki tane azot dioksit molekülü oluşmuştu. Fakat bu eşitliği kullanamayız. Çünkü burada ara ürün terimi mevcut. Bir tepkimenin hız ifadesini yazacak olursak, hız ifadesini ürünlerin oluşum hızına göre yazacak olursak, bu ifadede ara ürün teriminin bulunmaması gerekir. Diğer bir deyişle, ara ürün reaktif veya ürünler cinsinden ifade edilmelidir. Bu hız ifadesindeki N2O2 ara ürünü reaktifler veya ürünler cinsinden çözmeliyiz. Şimdi buradaki N2O2 ara ürününün nasıl oluştuğunu, nasıl bozunduğunu ve nasıl tüketildiğini düşünmemiz gerekir. Net oluşum. Ara ürün N2O2'nin net oluşumu eşittir. Önce oluşumuna bir göz atalım. Yazalım. Oluşum. Burada ara ürün hangi basamakta oluşmaktadır? Birinci adımda ileri yöndeki tepkimede oluşur. Bu nedenle hız eşittir K1 çarpı NO'nun karesidir. Bu birinci adımdaki oluşum hızıdır. Şimdi de bozunma hızını düşünelim. Yazalım. Bozunma. Ara ürün hangi basamakta bozulur? Evet, birinci adımda ve ters yönde bozulur. Buraya eksi işaret koymamız gerekir. K-1 çarpı ara ürün derişimi. Sonra ara ürünün kullanıldığı hızı düşünmemiz gerekir. Tüketilme. Bu ikinci adımda kullanılır. Eksi K2 N2O2 derişimi, oksijen gazı derişimi. Bu net oluşumdur. Ve şimdi kararlı hal adı verilen yaklaşımı kullanacağız. Kararlı hal yaklaşımı her tür kinetikte kullanılır. Örneğin enzim kinetiğinde kullanılır ve iki farklı türde ifade edilir. Aslında her ikisi de aynıdır. İlki şöyledir. Ara ürünün net oluşumu sıfıra eşittir. Bu nedenle bu eşitliğin tamamı sıfıra eşit olmalıdır. Diğer ifade şekli şudur. Ara ürünün oluşma hızı tükenme hızına eşittir. Aslında ikisi de aynı şeyi söylemektedir. Oluşum terimi bozunma ve tükenme terimlerine eşit olacaktır. İkisi de aynı şeydir. Buradaki ifadenin tamamını sıfıra eşitlersek, ara ürünün derişimini hız sabiti ürün veya reaktiflerin derişimi cinsinden çözebiliriz. Bu da ihtiyacımız olan, yani aradığımız şeydir. Hadi bunu yapalım. Bu eşitliği yeniden düzenleyelim. Bunu sıfıra eşitleyelim.
Ara ürünleri bir tarafa, diğerlerini öbür tarafa toplayalım. N2O2 derişimi çarpı parantez içinde K-1 artı K2 çarpı oksijen gazı derişimi. Burası ara ürünün bozunma ve tüketilme hızıdır ve oluşum hızına eşittir. K1 çarpı azot monoksit derişiminin karesi. Böylece bir tarafa bozunma ve tüketilme hızını, diğer tarafa oluşum hızını koymuş olduk. Böylece N2O2 derişimini kolayca çözebileceğiz. Şimdi yapalım. N2O2 derişimi eşittir K1 çarpı azot monoksit derişiminin karesi bölü K-1 artı K2 çarpı oksijen gazı derişimi. Böylece ara ürünü hız sabiti ve reaktif derişimleri cinsinden çözmüş olduk. Bu iyi oldu. Şimdi bu ifadeyi alıp ilk ifadede yerine koyalım. İki çarpı K2 çarpı K1 çarpı azot monoksit derişiminin karesi çarpı oksijen gazının derişimi bölü K-1 artı K2 çarpı oksijen gazı derişimi. Böylece ürün oluşum hızı için yeni bir ifade elde etmiş olduk. Bu ifadeyi elde etmemiz iyi oldu. Fakat bu yukarıdaki deney ile uyumlu değil. Burada bir problem var. Deneyde azot monoksitin karesi ve O2 var. Altta O2 derişiminin olmaması gerekir. Burada bir şeyler oluyor. Bu şu anlama gelir. Burada yazdığımız tepkimelerde hızlı tepkime veya yavaş tepkime kavramı yoktur. Böyle bir tepkime mekanizması yazdığınızda deneysel gözlemlerle uyum içinde olmayacaktır. Önerilen mekanizmaya bir şeyler ilave etmemiz gerekir. Yazacağımız mekanizma deney ile uyumlu oluncaya kadar buraya hızlı ve yavaş adım koymamız gerekir. Burada ilk adımın hızlı, ikinci adımın yavaş olduğunu farz edelim. Şimdi yavaş adımı konuşalım. Eğer bir yavaş basamak varsa ne olur? Burada hız belirleyen basamak kavramı ile tanışacaksınız. Bir elementer tepkimede en yavaş basamak bütün tepkimenin hızını belirleyecektir. Bir adım diğerleri ile mukayese edildiğinde en yavaşsa bütün tepkimenin hızını bu adım belirler. Diğer bir deyişle en yavaş basamak bütün tepkimenin hızını belirler. Şimdi bir örnek vereyim. 10. problem setini tamamlamak için endişeli olduğunuzu biliyorum. Bu not alacağınız son problem seti. Dersin başında söylediğim gibi bugünkü dersten sonra bu problem setindeki tüm problemleri çözmek için gerekli materyalleri öğrenmiş olacaksınız. Bazılarınız dersin sonunda gidip bu problemlerin hepsini yapayım diye düşünebilir. Gördüğünüz gibi ders notları bitmek üzere. Buradan çıkıp hemen kütüphaneye gidip bu problem setini bitireyim diye düşünebilirsiniz. Toparlanıp sınıftan çıkmanızın 5 saniye sürdüğünü düşünelim. Belki de kapıdan birileri giriyordur. O zaman kapıdan çıkmanız 10 saniye sürer. Kütüphaneye doğru koştuğunuzu düşünelim. Çok hızlı olursanız arkadaşları ile konuşan insanların üzerinden atlayıp trabzanlardan kayıp ilk kata inseniz ve oradan kütüphaneye gitseniz bile çok geç kalmış olabilirsiniz.
Her şeyi çok hızlı yapmanıza rağmen bütün masalar kapılmıştır. Herkes 10. problem setini yapıyordur. Bir masa bulmak için ileri gelir dolaşırsın. Ama hepsi doludur. Herkes kimya kitaplarını çıkartmış, problemlerini çözüyordur. Sonra kütüphaneden çıkıp en yakındaki ikinci binaya gidersin. Burada kullanılmayan boş bir sınıf bulmak için birkaç tane sınıfı kontrol edersin. Sonunda boş bir sınıf ve boş bir masa bulursun. Bu 20 dakikanı almıştır. Çantanı açıp kitaplarını ve hesap makinesini çıkarıp işe başlarsın. Bu da en fazla 10 saniye sürer. Şimdi bakalım. Bu sınıftan çıkman 10 saniye, kitaplarını çıkartman 10 saniye, boş bir masa bulman ise 20 dakikanı almıştır. İşte bu hız belirleyen basamaktır. 20 dakikada bir masa bulman bütün tepkimenin hızını belirler. Pek çoğunuz hayatınızda hız belirleyen adımı bir şekilde tecrübe etmiştir. Bazı arkadaşlarınız hep sizin hız belirleyen basamağınız olmuştur. Şimdi bunun ne anlama geldiğini öğrenmiş oldunuz. Artık biliyorsunuz. Hız belirleyen adım çok farklı mekanizmalarda karşımıza çıkabilir ve ifadeleri basitleştirmemizi sağlar. Şimdi burada ne yapacağımıza bir bakalım. Bu eşitlikte bir adımın hızlı, diğer adımın yavaş olduğunu kabul edelim. Yine buradaki aynı eşitliğe gidebiliriz ve bu eşitliği daha basit hale getirebiliriz. Şimdi burada bir soru sormamız gerekiyor. Burada bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Hadi burada ilk adım hızlı, ikinci adım yavaş olsun. Bunun deneysel olarak tayin edilmiş hız ifadesine uyup uymadığına bir bakalım. Burada ilk adım hızlı, ikinci adım yavaş dersek basitçe şunu sorabiliriz. Ara ürünün bozulması mı yoksa kullanılması mı daha hızlıdır? Burada yazdığımıza göre bozulmasının daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. İlk adım hızlı ve tersinirdir. Bu nedenle bozulma hızı yüksek olacaktır. İkinci adım ise yavaştır. Ara ürünün kullanılma hızı daha yavaştır. Böylece hızımızı değiştirebiliriz. Burada sözel olarak ifade ettiğimiz şeyin eşitlikteki haline bakacak olursak, ilk terim yani k-1 çarpı ara ürün terimi çok büyük olacaktır. Çünkü diğerinden daha hızlıdır. Ara ürünün tüketilme hızı ise yavaştır. Bu nedenle ilk terim ikinci terimden çok daha büyük olacaktır. Buna göre k-1 değerinin büyük, k2 değerinin ise küçük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer k2'nin değeri k-1'den çok küçükse, bu durumda paydadaki k2 çarpı o2 terimini ihmal edebiliriz. Biri gerçekten büyük, diğeri gerçekten çok küçükse eşitliğin paydasındaki bu küçük terim önemsiz hale gelir. Böylece ifade basitleştirilmiş olur. Eşitlik, ara ürün derişimi eşittir K1 çarpı azot monoksit derişiminin karesi bölü K-1 halini alır. Bu eşitliği yeniden düzenleyebiliriz. Derişim değerlerini bir tarafa yazarız. Böylece N2O2 bölü azot monoksit derişiminin karesi eşittir K1 bölü K-1 halini alır. Sizce K1 bölü K-1 neye eşittir? Evet, büyük K'ya eşittir. Diğer bir deyişle bu bir denge ifadesidir. Birinci basamaktaki denge sabiti K1 bölü K-1'e eşittir. Burada basitçe ilk adım hızlı ve tersinir, ikinci adım yavaşsa birinci adım gerçekten dengededir demek isteriz. Peki bunu demek bize ne sağlar? Eğer ilk adım hızlı ve tersinir, bunu takip eden ikinci adım yavaşsa bir süre sonra birinci adımda dengeye erişilir anlamına gelir. Yani ara ürünün büyük bir kısmı ikinci adım tarafından kullanılmaz, böylece dengeye ulaşılır.
Bu durumu buradaki grafik üzerinden düşünelim. Reaktifleriniz ara ürün oluşturuyorsa ve bu tepkime hızlı ve tersinirse, ileri ve geri yönde hızlı hareket edecek ve ara ürünün çok az bir kısmı ikinci adım tarafından ortamdan uzaklaştırılacaktır. Diğer bir deyişle çok yavaş sifonlanacaktır. Bu nedenle daha az ürün oluşur ve bir süre sonra birinci adımda dengeye ulaşılır. Böylece ifademiz basitleşmiş olur. Şimdi geriye gidelim ve ifadeyi basitleştirelim. Şöyle diyebiliriz. Küçük K1 bölü küçük K-1 çarpı azot monoksitin karesi veya büyük K1 çarpı azot monoksitin karesi. Ara ürün için bunu hız ifadesinde yerine koyalım. Şunu elde ederiz. 2K1 çarpı K2 oksijen gazının derişimi çarpı azot monoksitin karesi bölü K-1 veya 2 çarpı K1 denge sabiti çarpı K2 oksijen gazının derişimi çarpı azot monoksit derişiminin karesi. Bu eşitlik denel verilerle uyumludur. Gözlenen K hız sabiti buradaki K1 ve K2 terimlerinin bir kombinasyonudur. Buradaki hız sabitlerinin hepsinin gözlenen hız sabitine katkısı vardır. Sadece belli bir hız sabitine karşılık gelmemektedir. Ve bulduğumuz bu ifade deneysel verilerle uyum içindedir. Bu problemi yaparken küçük hız sabitini ihmal edebilirsiniz. Burada sadece K denge sabitini kullanabilirsiniz ama bunu çalışmalarında göstermelisiniz. En son cevabınızda K gözlenen varsa geri dönün ve bunun neye eşit olduğunu görün. Ve metinde bunları yazarken bu çalışmaların hepsini göstermek zor olabilir. Fakat cevabınızı sonlandırmalısınız. Cevabınızı burada, şurada veya orada sonlandırabilirsiniz. Hepsi de doğrudur. Son cevabınızda K'nın ne olduğu ile ilgilenmem. Fakat bütün adımları göstermelisin ve deney sonucu ile uyumlu olmalıdır. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Burada tekrar iki adımlı bir tepkime var. İlk adım hızlı ve tersinir, ikinci adım ise yavaş. Burada bir mekanizma önerilmiş. Sağ tarafa geçelim ve her birinin hızını belirlemeye çalışalım. Bunu daha önce yapmıştık. Burada daha etkin bir şekilde yapıp yapmayacağımızı görelim. Bu bir ozon tepkimesidir. Ozonun bozulma tepkimesidir. Ozonun bozulması yüz yüze geldiğimiz en büyük problemlerden biridir ve gelecekte de problem olmaya devam edecektir. Pekala, önce her bir adımın hızını bulalım. İleri yöndeki tepkimenin hızı neye eşit olmalıdır? Yüksek sesle söyleyin. Evet, K1 çarpı ozon derişimi. Ters yöndeki tepkimenin hızı nedir? Çok açık. K-1 çarpı oksijen gazı derişimi çarpı oksijen derişimi. Burada oksijen ara üründür. Şimdi ikinci adıma bakalım. Hız eşittir. K2 çarpı ara ürün oksijen derişimi çarpı ozon derişimidir. Burada ikinci adımın hız belirleyen basamak olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yavaş adımdır. En azından bizim öngörümüz böyledir. Buna dayanarak hız eşitliğini yazalım. İkinci adım hız belirleyen basamak olacaktır. Tekrar edelim. Bu adımda iki molekül oksijen gazı oluşmaktadır. Onun için oksijen gazının oluşum hızı ifadesinde 2 sayısını koyarız. Oksijen gazının oluşum hızı eşittir 2 çarpı K2 çarpı ara ürün derişimi çarpı ozon derişimidir. Bu tamamlandı mı? Hayır. Sizce bu niçin tamamlanmadı? Çünkü ara ürün var. Bu problemlerde ara ürün bizim arkadaşımız değildir. Evet, ifadede ara ürün vardır. Bu nedenle tamamlanmamıştır. Ara ürünü, ürün, reaktif ve hız
kız sabiti cinsinden çözmemiz gerekir. Şimdi bunu yapalım. Bunu çok basit bir şekilde yapacağız. Çünkü ilk adım hızlı ve tersinirdir, ikinci adım yavaştır. Bu nedenle ara ürün derişimini denge ifadesi cinsinden çözebiliriz. Denge ifadesinin nasıl yazıldığını mutlaka öğrenin. Bu kavrama kimyasal denge, asit baz ve yükseltgenme indirgenme konusunda, ayrıca burada kinetik konusunda ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bunu finalde kesinlikle yazmak zorunda kalacaksınız. Şimdi devam edelim ve bunu yazalım. Tekrar edeceğiz. İlk adım için ürünler bölü reaktiflerdir. Bunu ayrıca hız sabiti K1 bölü K-1 şeklinde ifade edebiliriz. Bu da büyük K'ya eşittir. Yani K1 denge sabitidir. Şimdi bu ifadeden oksijen ara ürününü çekebiliriz. Böylece oksijen ara ürün derişimi eşittir K1 çarpı ozon derişimi bölü K-1 çarpı oksijen gazı derişimi ifadesi elde edilir. Buradaki hız sabitleri yerine büyük K1 denge sabitini de kullanabiliriz. Her ikisi de olur. Bunu hız ifadesinde yerine koyalım. Oksijen gazının oluşum hızı eşittir 2 çarpı K2 çarpı ara ürün derişimi çarpı ozon derişimiydi. Elde ettiğimiz ara ürün ifadesini burada yerine koyalım. Böylece hız eşittir 2 çarpı K2 çarpı K1 çarpı ozon derişiminin karesi bölü K-1 çarpı oksijen gazı derişimi olur. Ayrıca bunu K gözlenen cinsinden ifade edebiliriz. Hız eşittir K gözlenen çarpı ozon gazının derişiminin karesi bölü oksijen gazı derişimi olur. Bu ifade önerilen mekanizmanın hızı nedir sorusunun cevabı olabilir. Bunun doğru olup olmadığını düşünelim. Bazı deneyleri yaparsak ne olmasını bekleriz? Buradaki şeylerin derişimini iki katına çıkartırsak ne olmasını beklersiniz? Bu önerilen mekanizmayı test etmeye kalkarsak ne elde ederiz? Buradaki hız yasasının toplam derecesi nedir? Pardon, önce ilkini yapalım. Ozonun derecesi nedir? 2. Ozon derişimini iki katına çıkartırsak hızda nasıl bir değişim gözlenir? 4 katı artar. Oksijen gazının toplam derecesi nedir? Oksijenin derecesi nedir? Bu clicker sorusudur. Bana sadece derecesini değil, aynı zamanda derişim iki katına çıktığında hızdaki değişimin ne olacağını söyleyin. Son 10 saniye. Çok iyi. Oksijen gazının toplam derecesi -1'dir. Derişim ifadesi burada eşitliğin paydasında yer alır. Eğer derişimi iki katına çıkartırsanız hız yarıya iner. Tepkimenin toplam derecesi nedir? 1'dir.
Bir tepkimenin toplam derecesini bulmak için her birinin derecesini toplamamız gerekir. Buna göre 2 eksi 1 eşit 1 olur. Her ikisinin derişimini iki katına çıkartırsak ne olur? Hız nasıl değişir? Son 10 saniye. Pekala. Çok iyi. Bunu oldukça iyi yaptınız. Evet, doğru cevap 2 katı olacaktı. Bu tip problemlerde oldukça iyisiniz. Çünkü finalde bunlardan sorulacak. Pekala. Son bir örnek daha yapalım. Burada deneysel hız yasası verilmiştir. Hız eşittir K gözlenen çarpı azot monoksit derişimi çarpı brom 2 derişimidir. Buradan yola çıkarak yavaş basamağı bulmak istiyoruz. Birinci adımın mı yoksa ikinci adımın mı daha yavaş olduğunu belirlemek istiyoruz. Böylece hangisinin denel hız yasası ile uyumlu olduğunu bulmak istiyoruz. Bu size sorulacak problem tiplerinden biridir. Denel hız yasası verilir ve hangi adımın yavaş olması gerektiğine karar vermeniz istenebilir. Bu tepkimede 2 mol azot monoksit brom ile tepkimeye girer ve 2 mol NOBR elde edilir. Birinci adımda azot monoksit brom ile tepkimeye girer ve bir ara ürün oluşur NOBR2. İkinci adımda ara ürün azot monoksit ile tepkimeye girer ve 2 mol NOBR elde edilir. Şimdi birinci adımda ileri yöndeki hızın ne olacağını yazalım. Burada hız ne olmalıdır? Evet, çok iyi. Hız eşittir K1 çarpı azot monoksit derişimi çarpı brom molekülü derişimidir. Zıt yöndeki tepkime için hız eşittir K-1 çarpı ara ürün derişimidir. Şimdi ikinci adıma bakalım. Bu basamakta ara ürün kullanılmaktadır. Hız eşittir K2 çarpı ara ürün NOBR2 çarpı azot monoksit derişimidir. Tekrar edeyim. Burada hızlı veya yavaş adımın hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle ürün oluşum hızını ikinci adıma göre yazabiliriz. İkinci adımda iki molekül ürün oluştuğundan tepkimenin hız ifadesine 2 koymalıyız. Böylece NOBR oluşum hızı eşittir 2K2 çarpı ara ürün NOBR'nin derişimi çarpı azot monoksit derişimi olur. Buradaki ara üründen kurtulmamız gerekir. Son ifadede ara ürün olmamalıdır. Burada denge sabitini kullanamayız çünkü hangi adımın hızlı, hangi adımın yavaş olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir ön kabul yapmadan eşitliğin uzun halini yazalım. Burada ara ürün var. Bunu ürünler ve reaktifler cinsinden çözmemiz gerekir. Şimdi ara ürün derişimindeki değişim ifadesini yazalım. Ara ürün ilk adımda oluşur. Buraya ara ürünün oluşum hızını yazalım. K1 çarpı azot monoksit derişimi çarpı brom molekülü derişimi. Bu oluşum hızıdır. Şimdi bu ara ürünün nasıl bozulduğunu düşünelim. Öncelikle ara ürün birinci adımda zıt yöndeki tepkimede bozulur. Bu nedenle ifadenin başına eksi işaretinin getirilmesi gerekir. Çünkü derişim azalmaktadır. Yani derişimdeki değişim negatiftir. O halde eksi k eksi 1 çarpı ara ürün derişimidir. Ayrıca ara ürün kullanılır.
yani ara ürünün derişimi azalır. Ara ürün derişimi ikinci adımda azalır. Bunu şöyle ifade ederiz. Eksi K2 çarpı ara ürün derişimi çarpı azotman oksit derişimi. Eğer tepkimelerin hızlarını bilmiyorsak yazmamız gereken şey bu olmalıdır. Hangi adımın hızlı, hangi adımın yavaş olduğunu bilmiyorsak daima ara ürün derişimindeki değişimi yazarız. Nasıl oluştuğunu, nasıl bozulduğunu ve nasıl kullanıldığını yazarız. Bu tür problemlerde kararlı hal yaklaşımını her zaman kullanabilirsiniz. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Ara üründeki net değişim sıfıra eşit olmalıdır. Bu kararlı hal yaklaşımıdır. O halde bütün bu terimi sıfıra eşitleyelim. Bazen kararlı hal yaklaşımının ne olduğu sorulabilir. Bunu problemde kullandığınız kadar sözel olarak da ifade etmeyi bilmeniz gerekir. Şimdi bu setin tamamını sıfıra eşitleyebiliriz ve ara ürünün derişimini çözebiliriz. Bu ifadeyi yeniden düzenleriz. Eşitliğin bir tarafına ara ürün terimlerini toplarız. Tekrar edelim. Ara ürünün bozulma ve kullanılma hızları ara ürünün oluşum hızına eşittir. Bu ifadeyi yeniden düzenleriz. Böylece ara ürün derişimi eşittir. K1 çarpı azot monoksit derişimi çarpı brom molekülü derişimi bölü K-1 artı K2 çarpı azot monoksit derişimi elde edilir. Böylece ara ürün derişimini reaktif derişimi ve hız sabiti cinsinden bulmuş oluruz. Şimdi bunu orijinal eşitlikte yerine koyalım. Ara ürün NOBV2 ifadesini ürünlerin oluşum hızı ifadesinde yerine koyacağız. Bunu yeniden düzenlersek şunu elde ederiz. 2K1 çarpı K2 çarpı azot monoksit derişiminin karesi çarpı brom molekülü bölü K-1 artı K2 çarpı azot monoksit derişimi. Fakat bu deneysel olarak bulunan hız sabiti ile uyumlu değil. Bu adımlardan biri hızlı, biri yavaş olmalı. Önce ilk basamağın yavaş, ikinci basamağın hızlı olduğunu kabul edelim. İkinci adım birinciden daha hızlı ise K2 çarpı azot monoksit derişimi terimi K-1'den çok daha büyük olmalıdır. Daha ileri gitmeden önce bana söyleyin. Eğer bu doğru ise yukarıdaki eşitliği nasıl sadeleştiririz? Son 10 saniye. Pekala, ne yaptığınıza bir bakalım. Cevap burada. Niçin böyle olduğuna bakalım. Eğer bu terim diğerinden daha büyükse, paydada K-1 terimini ihmal ederiz. Bunun üzerine çizersek başka neyi sadeleştirebiliriz? K2'ler birbirini götürür. Başka neler sadeleşir? Bir tane azot monoksit derişimi gider. Böylece şu eşitlik elde edilir. Bu doğru cevaptır. Aynı zamanda deneysel hız ifadesi ile uyumludur. Hızlıca tepkimenin toplam derecesini söyleyin. 2. Şimdi diğer yolu seçseydik neyin doğru olması gerektiğine bir bakalım. İlk adım hızlı, ikinci adım yavaş olsaydı ne olurdu? K-1 hız sabiti K2 çarpı azot monoksit derişiminden daha büyük olurdu ve paydadaki ikinci terim ihmal edilecekti.
Böylece sadeleşen ifade şöyle olurdu. Bu da deneysel hız ifadesiyle uyumlu olmazdı. Çünkü bu durumda hız ifadesinde azot monoksit teriminin karesi bulunması gerekecekti. Bunu K gözenen şeklinde yazsak bile deneysel sonuç ile uyumlu olmayacaktı. Bu durumda tepkiminin toplam derecesi 3 olacaktı ve deneysel hız ifadesi ile uyuşmayacaktı. Pekala, şimdi 10. problem seti için bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş oldunuz. Hiç kimsenin sizin hız belirleyen basamağınız olmasına izin vermeyin.